Ses şu an geliyor mu? Özgürüm, ses yok, ses. Ya Ses ses, yok. ben de Ha. anladım da işi çözemedim Celal. Birkaç keredir kes tekrar bağlanıyorum. Şimdi nasıl gençler, ses iyi mi? Evet. Tamam. Benim sesim geliyor mu Celal sana? Geliyor geliyor, ben duyuyorum seni. Ha, tamam. Tamam, şu an Tamam, gidiyor. ben de duyuyorum seni. Tamam, ses iyi, görüntü iyi. Ya şu an bir anda bir yüklenince şey oldu herhalde. Bir Aynen bağlandım. öyle, aynen öyle. Al. İki tane fedaiyle hazırız biz de. Ne diyorsun Celal sürece? Valla tatil en çok kutalmışın işine yaradı. Bir de İlter işin işine yaradı. Babaya hasretlerdi. İyi, babayla beraber olacaklar. İyi oldu. Önce sağlık, Özgür. Hayır gibi görünür. Şer vardır. Şer gibi görünür. Hayır vardır. Varmış böyle bir şey, süreç. İşte yaşanması gerekiyormuş. Yaşayacağız. Yapacak bir şey yok. Hep beraberiz. Biz artık, bize çok şey düştü, sorumluluk düştü. Biz Çok artık haklısın. canlı yayınları mı arttıracağız? Artık ne bileyim, o birer dakikaları mı arttıracağız? Nasıl yapacağız? Artık hepsini yapacağız yani hani. Bu elimizden geldiğince onların yanında olacağız. Karar zaten beklediğimiz bir karardı. Şimdi Mecburen ben, almış bir oğlan dörde karar. gidiyor benim. Özgür, kendin biliyorsun. Kapsa gelse Allah muhafaza, ya da ben kapsam gelsem, evin içindeki, apartmanın içindeki herkes ne olacak? Herkes hasta olacak. Bu tatilin uzadığı iyi oldu ama şimdi çocuklar ne yapacak? Öğrenciler ne yapacak? Biz şeye bakalım. Kutalmış biz sabahları beraber izliyoruz. Sabah kalkıyoruz. İyi de bunun şansına 12'de başlıyor dersleri Paşazade'nin. Hani bir de öğrendi. Akşamları da şey var. Tekrarları da cep telefonuna da uygulama yükledik. Oradan gördü. Oradan izleyebiliyorlar. Ben de izliyorum onlarla beraber. Sonuçta MEB'in kitabıdır, MEB'in şeyidir hani. Gel babam, gel. Gel buraya gel. Otur Özgür amcan yanında. Dinle. Ha. Aman Bunları anladım. senin yanına vereceğim artık ben. Tamam, onları ben Senin alayım. sanayide bir çırak olsunlar sana. Şimdi bir yöne iyi oldu. Millet evde kalacak. Baba, ama bunu iyi planlamak lazım. İyi değerlendirmek lazım. Ben şahsım adına konuşuyorum. Pazartesi günü girdik. Bugün işte kaç? 8. 9. gün değil mi? Ben mesela çok fazla çalışma Evet. imkanı bulamadım ben. Ben bulamadım. Niye? Çünkü benim iki tane evladım var. Tamam, sabah akşam onlarla beraberim. Ben evdeyim diye uyumuyorlar. Benle beraber yatıp benle beraber kalkıyorlar. Ben bir şey yapamadım. Ama kıymetli kardeşlerim, sizin çoluğumuz çocuğumuz yok. Tamam, siz oturun dahilinde. Evet. Tamam, bir plan program dahilinde oturun, mutlaka ne yapınız? Dersinize çalışmaya başlayınız abim. Tamam, KPSS ertelenir mi ertelenmez mi bilemiyoruz. Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamasını hepiniz izlediniz. Tamam, böyle hani hadi kutlamış, al götür adamı. Hadi çıkın oğlum, hadi. Bu Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamasını beraber dinledik. Şey için konuştu. TYT, AYT için konuştu. Yani biz dedi, orada dedi, çocukların dedi stres kaygısını dedi, işte onu göz önüne alıyoruz. Henüz erteleme gibi bir şey söz konusu değil dedi. Ama gidişata göre belli olacak. Eğer hasta sayısı çok daha artar, çok daha böyle kötü yere, şeye gelirse, hale gelirse, kuvvetli ihtimalle ne yaparlar? Ertelerler. Ama benim şahsi görüşüm, ertelerler mi? Pek zannetmiyorum. Şu an şey gibiyiz. Ertelenmeyecek gibi düşünüyorum ben. Aker de benzer şeyler söyledi. Aha. Hani şu an o sürece yansımaz dedi. Peki şimdi zaten karar beklenen bir karardı Celal. Aynen Üç öyle. kişiyle konuştuğumuz bir karar. Mecbur böyle olacak. Hani Aha. insanlara sokağa çıkmayın dediğimiz bir ortamda üniversitelerde toplanın diyecek halimiz yoktu zaten. Tabii Yani canım, dershanelerde kendin biliyorsun, sınıflarımız kalabalık, şey yani hani, o da riskli. aynen, yani bu vaka bir. İkincisi, şu an ertelenecek kesin diyen de hiçbir şey bilmiyordur. Ertelenmeyecek diyen de hiçbir Aha. şey bilmiyordur. Yani sürece göre şekil alacak bir şey. Burası da net. Aynen Peki öyle, şimdi aynen de öyle. en ciddi, hani sen her iki tarafında hem KPSS hem diğer taraflarında da çalışmış bir deneyimli Hı. öğretmensin. Bu süreç nasıl değerlendirilir? Yani daha ziyade KPSS merkezi konuşacak olursak, yani şu an ne yapmalılar? Şu an bir kriz var. Beklenen bir karar olmasına rağmen bu illa bir panik yaratacaktır. Tabii tabii. Bu süreç en azından psikolojik veya çalışma programı anlamında ne yapılmalı? Tabii psikolojik olarak da çocukların kendilerini, Türkiye'de öyle bir şey ki abi, her an günden birden değişiveriyor. Bir şeyler oluveriyor. Hemen değişiveriyor. Bu
İleriyi kendi geleceğini düşünerek çocukların ne yapması lazım? Çalışması lazım. Bak sağlık 18 bin, 32 bin ne geldi? Atama geldi. Yani hemen arka arkaya ne olacak? Alımlar olacak. Milletin psikolojisi bir bozuldu. Dediler ki işte hatırla 2016 darbe girişiminden sonra bir daha kesinlikle memur almazlar, bilmem ne olmazlar falan. Alındı bir sürü memur gene. Gene de şimdi gene de aynı. Mesela gene alımlar olacak. Gene olacak, gene olacak. O yüzden sınav önemli. Gençlerin ne yapması lazım? Çalışması lazım. Onun için bak ne diyorum? Bak ben şu 7-8 gün hiçbir şey yapamadım ben. Niye? Çünkü bir planım programım yoktu. Tamam, olanlarla beraber yattım kalktım. Siz ne yapın abim? Bir sanki dershane varmış gibi. Tamam. Sabah kalkın, erken kalkın. Tamam. Bir plan program yapın. Zaten sokağa çıkılmıyor. Dışarıya bir yere gidilmiyor. Evdesiniz. Oturunuz. Tamam mı? İnternet şansınız varsa kıymetli hocalarım hep bak bütün şeylerden, Instagram'dan, Telegram'dan, WhatsApp grubundan, ne bileyim nereden bulduğumuz her yerden ne yapıyoruz? Bilgi paylaşıyoruz, sizin yanınızda olduğumuzu gösteriyoruz. Ama bir plan program yapın ve ona mutlaka riayet edin. Şu işte 4 hafta 5 hafta daha uzadı ya tatil. Kıymetli kardeşler, bu süreçte bitirebilirsiniz. Bak benim 70 tane neyim var? Videom var. Günde 2 tane izleseniz, bak günde 2 tane video izleseniz 35 günde bütün tarihi bitirirsiniz. Sınav ne zaman? Temmuz'un ortasında. Tamam, Mart ayını da geçtim hadi. Nisan, Mayıs, Haziran'da 3 defa tarihini yapabilirsiniz. Bitirebilirsiniz. Doğru mu Özgür Hocam? Aynen. Yani keza senin de aynı mesela. Yani hani zaten bir gün içinde dershaneye gittiğinizde abim kaç saat ders görüyordunuz? 3-3-6 saat ders görüyordunuz. Doğru mu? Sen 6 saat 2 tane tarih videosu izle. 2 tane matematik videosu izle. Bir Türkçe, bir vatandaşlık izle. Bir coğrafya izle. Bu böyle 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 ne yaparsınız? Bitirirsiniz yani. Anladınız abim? Ki bizim öğrencilerden gelen böyle videolar dizi izlermiş gibi böyle sarıyor. Arka arkaya ne yapıyormuş? Gidiyormuş. Yani hani bu çok kısa sürede ne yaparsınız? Bitirirsiniz ama odaklanın, sağı solu bırakın. Bu dönemde felaket tellalları çok olur. Hali hazırdaki süreçte de görüyorsunuz. Yani hani bu bakmayın onlara. Kendi işinize bakın. Oturun planlı, programlı bir şekilde şu Nisan ayı boyunca abem bütün branşlarınızı bitirmeye çalışınız. Benden size 40 yaşına gelmiş, saçı sakalı ağarmış, ömrünü bu şeye adamış, bir sınav süreyi aramış bir adam olarak bir abi tavsiyesi ne olur? Şu 4 haftalık süreçte konularınızı bitiriniz. Tamam? Bir diğer husus sürekli geliyor bana. Hocam unutuyoruz diye. Hocam unutuyoruz, unutuyoruz. Abi unutmamanın bir tek yolu var. Sabahtan öğlene kadar videolarınızı izleyiniz. Öğlenden sonra da soru çözümlerinizi yapınız. Akşamleyin de gelin bizimle canlı yayınlara katılınız. Mantıklı mı Özgür Hocam? Çok mantıklı. 4 haftada, 4 haftada bütün neyi bitirirsiniz? Bütün genel kültür, genel yeteneği bitirirsiniz. Eğitim bilimlerinden de kıymetli hocalarımızın videoları var. Onları izleyebilirsiniz. Genel kültür, genel yeteneğiniz zaten bizde. Ama bir de alanınız var. Oraya da şahsen sizin yüklenmeniz lazım. GKG'ye biz bir yere kadar. Alanınıza da ne yapınız abim? Yükleniniz. Anlaştık abim. Kıymetli kardeşlerim, ne olur dersinize çalışınız. Bu süreç geçer. Tamam. Türkiye Cumhuriyeti bunun gibi neleri neleri atlattı. 1919'da Mustafa Kemal Samsun'a çıktı. 1923 Cumhuriyet'in ilanına kadar okul mu vardı? Kurban oldu bunun. Ne oldu? Sıfırdan bir ne yapıldı? Devlet yapıldı, cumhuriyet olduk, bugüne kadar geldik. Sizin de aynı şekilde. Tamam? Kendiniz de ne yapabilirsiniz? Çalışabilirsiniz. Ha, şimdi burada da ne var? Benim aklıma şunlar taşındı. Köyde işte olanlar falan var mesela böyle. Ama kıymetli kardeşlerim, o arkadaşlarımızın da cep telefonlarında akıllı uygulamalar var. Oradan indirip izleyebilirsiniz. Tamam? Biz yani siz bu işi yapabilirsiniz. Bizler sizlerin yanındayız. Bol soru çözünüz. Yayın eviyle de görüşürüz. Kitapları daha da ucuza vermeye çalışırız. Biz elimizden geldiğince sizin yanınızdayız abi. Tamam? Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman da her şekilde bize ne yapıyorsunuz? Uğraşabiliyorsunuz zaten. Yani zaten hani o az önce Aker de söyledi. Fiyatları %50'lere falan indirdik zaten. Hani hemen Yani hepsini. ha. O kısım kolay. Hani yayın politikası halledilir. Burada hani belki oturtmaları gereken karar zaten alınması gereken bir karardı. Alınması Her gereken şeyden karar. Aynen öyle. önce. Yani bu risk alınacak bir nokta değil. Yani insanlar sokağa çıkamıyor. Yani ne eğitimi zaten. Ama işte resmi Aynen ağız öyle. konuşunca bir anam öldük mü bitti mi? Yani herkesin beklediği şeyleri söyledi. Hani ben de izledim yayını.
Herkesin beklediği şeyleri söyledi ama herkes bunları duymayı beklerken bir anda ya ne olacak şimdiye geldi. Zaten böyle olacaktı. Yani aynen öyle. Daha birkaç gün önce biliyorsun Süleyman Demirel dönemi üniversitesi kapattı, tatil kararı aldı. Devam edeceğini söyledi vesaire vesaire. Yani birçok üniversitede bunu yapacak şu süreçte zaten. Yani dönem sınava kadar kapansa bile bir sıkıntı ben olacağını düşünmüyorum. Çünkü LH olarak çok iyi yönetilebilecek bir dönem aslında. Yani Aynen öyle. çünkü mesela özellikle de okuyan arkadaşlarım, hani hocam okulla dershane yürümüyor, okulla sınav yürümüyor Evet, noktasında. okul derdi de kalmadı. Ha, yani o da kalmadı. Bu süreç illaki geçecek. Bir şekilde kontrol altına alınacak. Burada ah vah yerine, sınav ertelenir mi ertelenmez mi kaygıları yerine. Çünkü bunu şu an tamamen virüs belirleyecek sınavın sürecini. Aynen öyle. Yani bakanlığın kendisi bile sürece göre karar verecekken, yani hiçbir hoca burada çıkıp ertelenir veya ertelenmez demez. Diyemez. Aynen En öyle. fazla tahminde bulunmuş. Yani en fazla bu olur. Bu yüzden biraz sanki atlatılabilecek bir dönem gibi. Ne diyorsun Celal? Yani Atlatırız Allah'ın izniyle. Bunu da atlatırız ya. Neler neler geldi geçti başımızdan. Türk milleti her şeyi atlatır Allah'ın izniyle. Yeter ki şey bozulmasın, psikolojiler bozulmasın. Ben de anlıyorum abi sizi. Biz de bak, biz de insanız. Ben samimi insanım biliyorsunuz. Ben haftada 100 saat derse giren adamdım. Haftada 2000 kilometre yol yapıyordum. 3 gecem benim yolda geçiyordu. Düşün evdeyim şimdi. Ya eli kolu bağlandı. Allah'ım nasıl yapacağım, nasıl edeceğim diye olanları oradan oraya koşturmaktan biz de şey olduk. Hani ben de isterim açılsın ama şöyle bir durum var. Oldu ki diyelim açtılar haftaya. Ben bak ben babayım. Tamam, okul açılsın ben oğlumu göndermem okula. Özgür hocam. Mümkün değil göndermem. Niye? Şu an çıkıyorum mesela. Bugün bir ekmek almaya gittim geldim. Millet Isparta'da bulunduğum mahallede mesela herkes maskeyle eldivenle dolaşmaya başlamış. Yani tedbirli gayet güzel ama okul oğlan gitti diyelim birine bulaştı mı herkese bulaşacak abi. Önce sağlık. Hayır gibi görünür şer vardır. Şer gibi görünür hayır vardır Allah'ın izniyle. Biz bu süreci de atlatırız. kesinlikle Yeter ki siz haklısınız. psikolojinizi bozmayın. İyi olun, bir olun, diri olun. Bunu da atlatırız Allah'ın izniyle. Neler atlattık hepsini anlatırız. Kesinlikle atlatırız. Ben de aynı kanaatteyim. Aynen Sadece öyle. şu an biraz sakin olup süreci nasıl Aynen öyle. birlikte yöneteceğimize kararını vermek. Olay bu. Yoksa Aynen aşılmayacak öyle. bir şey yok. Kriz varsa da ayrıca her öğrenci için var. Yani şahsi bir Tabii öğrenci için. herkes için var. Herkes için var. Yani durumumuz bu. Yani Celal'im çok bir plan teşekkür program ederiz. yapılacak. Çok güzel olacak ondan sonra Özgür. Yani her öğrenci kendi planını, programını yapacak ve ne yapacak? İşine bakacak. Budur. İsmail Tamam. Hocam da bekliyor beni. Tamam. Aynen. Ben gideyim. İsmail Hocamla da görüşün. Tamam Tamam. kardeş. Bu 10.30'da da ben canlı yayınımda yayın anlatacağım. En baştan anlatırız konuları. kaçtaydı Celal? Buradan bir duyurur On musun buçukta bize? benim. 10.30'da Celal Hocam'ın Instagram adresinde soru çözümü müydü Celal? Konu anlatacaktım artık. Konumu anlatırım, sorumu çözerim. Bakacağım kalabalık ne istiyorsa ya Bismillah. Tamam. Biliyorsun bizi. Yani MCelal 32 adresinde bilmeyenler Eyvallah. arkadaşlarım için her akşam hocam benim de çok eski arkadaşım, kardeşim aslında. Eyvallah. Mukabil, bil mukabil. 22.30'da canlı yayın yapıyor. Tarihle alakalı sıkıntısı olan arkadaşlarım da lütfen kardeşimi, hocamı, Celal'i takip etsinler. Bu da şahsi ricamdır. Eyvallah kardeşim benim. İşin gücün rast gelsin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Görüşürüz Eyvallah. kardeşim benim. Ufaklıkları da öp benim için. Tamamdır, tamamdır. Eyvallah. Tamam hadi bakalım. Evet, Celal de benzer şeyler söyledi. Gördüğünüz gibi aslında süreçte çok da panik yapacak bir şey yok. Şimdi İsmail'den bir talep bekliyorum. İsmail Er Yılmaz kardeşimden, hocamızdan. Bir de son olarak hani İSEM Yayıncılık olarak biz ne durumdayız, neler yapacağız en başta yayın ev aşamasında. Bir de onu konuşalım İsmail'le. İsmail neredesin? Hadi seni bekliyoruz. Biz bize kalacağız, merak etmeyin. Biz bize kalacağız. Evet, İsmail de geldi.
şu an. Neden beni ciddiye almıyorsun? İsmail, tekrar istek gönderir misin? Şu an şey yapmıyor. Bir çıkıp tekrardan girebilir misin paşam? Seni görmedi bir türlü. Sınavla alakalı tekrar der, şarjım bitecek demiş. Allah Allah. Şu an çok ilginç bir şekilde canlı yayın isteklerini kabul edemiyorum. Ve kamera garip bir şekilde ön kamerayı alıyor. Bir daha bir kapatıp açayım değerli arkadaşlarım. Bir de İsmail hocamızı dinleyelim. Ondan sonra kendi canlı yayınımıza başlayacağız.